Biraz önce la havle ve la kuvvete illa billah derken şair geldi hatırıma. Maraşlı şair. Necip Fazıl Kısakürek merhum. Şöyle bir beyti var. Diyor ki: Alim ilmine yansın pehlivan pazusuna, la havle ve la kuvvete illa billah. Alim ilmine yansın pehlivan pazusuna. Çünkü diyor güç ve kuvvet yalnız Allah'ın. İlim, kudret yalnız Allah'ın. Artistlik yapma ya. Artistlik yapma diyor. Sayın Başkanım, sanki daha önce görüştük gibi geldi bana. Öyle mi? Görüştük galiba. Nerelisiniz? Adana. Hatay. Memnun oldum. Önce sohbet imkanı bulamadık. Meslektaşlık var ya, ben de hukukçuyum. O bakımdan bağışlayın, biraz iki cümle sarf ettik. Hukukun üstünlüğü var ya. Hakim. Ön sırada oturan ak saçlılar, yok saçlılar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevimli çocuklar, hepiniz hoş geldiniz, safalarla geldiniz. Allah. Allah sizi geldiğinize pişman etmesin, bizi de mahcup etmesin inşallah. Çünkü sözün hesabı var. Yani şimdi yaklaşık bir saat burada eğer bu kadar insana bir şey diyeceksen, bunun bir hesabı var. O gün geldiğinde şu sorulur, kaçınılmaz olarak. Alemlerin Rabbi der ki, sorar ki, onlar benim kullarımdı. Onlar emanetti. Seni de adam sandılar, salona doldular. Bunların işi gücü yok değildi. Kiminin çoluğu çocuğu var, kiminin hastası var, şusu var, busu var. Senden bir şey duymaya geldiler. Sen onlara ne verdin? Nasıl verdin? Anlat bakalım. Hesap ağır. Çok ağır. Bana dua edin. Bu işler zor işler. Görülüşte çene çalıyorsun, bir şeyler söylüyorsun ama her sözün gittiği bir yer var. Kayda giriyor. Kiramen katibin yazıyor. Üstelik onların da görmediği, bilemediği, yazamadığı kalpte bir niyet var. İhlas Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Sırdır, aşktır yani. Kalbindeki niyet ne? Bunu Allah bilir, bir de sen bilirsin. Sırdaş yok başka. Bu iş çetin iş yani. Ben 1961 doğumluyum. Denizli, Çameli. Çameli diye bir ilçesi vardır. Denizli'nin en küçük ilçesi idi. Yani o yıllarda. Çok gelişti şimdi, işler değişti ama. En küçük ilçeydi, çok garipti. Vilayete ulaşmak bazen 3 bazen 4 saat gerektiriyordu. 114 kilometre. Git bitmezdi yani. Devlet memurlarına mahrumiyet zammı ödenen Ege'deki tek ilçeydi. Yani sanki Kars'ın bir ilçesi gibi, efendim Ağrı'nın bir ilçesi gibi mahrumiyet zammı ödenirdi. Hakikaten mahrumdu. Fakat o garipliğin içinde bir ışıltı vardı. Garip olan karip olur der eskiler. Garip olan yakın olur demek yani. Yine Necip Fazıl merhumu getirdi hatırıma. Zindandan Mehmet'e mektup şiirinde der ki, garip pencere, küçük, daracık, dünyaya kapalı, Allah'a açık. Garip olduğu zaman insan çok şey değişir. Dualarınız kabul olur. Gönlünüz kırık, boynunuz bükük, gözünüz yaşlı olur. Yakın olursunuz yani. Garip olan karip olur. İşte ben oralıyım. Şöyle 10-11 yaşlarıma geldim.
bir kanka edindim, bir ahbap, bir dost. Aramızda biraz yaş farkı vardı. O benden 51 yaş büyüktü. Ama kankaydık. Caminin müezziniydi. İlçedeki tek caminin müezzini. O caminin o yıllarda çekilmiş resmine bugün baktığım zaman gözlerim yaşarıyor. O kadar aciz, yani o kadar garip, böyle yıkıldı yıkılacak bir camiydi yani. Camiye gitmeyi o hocayla, Fazlı hocayla öğrendim. Onu takip ettim. Çok şey öğrendim ondan. Bir kere abdest alanların elinin ayağının çok temiz olduğunu gördüm. Dikkatimi çekerdi. Ayaklarını yıkarken bakardım. Ayaklarının altı pembe böyle. Bebek ayağı gibi. Adam 60 yaşında. 70 merdiven dayamış. Sordum, öğrendim. Babam dedi ki, oğlum devamlı abdest alanlar böyle olur dedi. Bakın neyi nasıl öğreniyorsun? Neyi nasıl öğreniyorsun bakın. O benim modelimdi, rol modeli. Ben ona bakıyorum. Evin önünden geçiyor. Namaz vakti yaklaşınca bizim evin önünden geçiliyor camiye gidilirken. Ve böyle yıkık bir çit var karşıdaki Arzu nenenin bahçesinde. Çit, ha yıkıldı ha yıkılacak. Çitin üstünde bir budak görüyorum. Böyle içindeki reçine sızmış, parlıyor. Gölge o budağın üst hizasına geldi mi ikindi vakti gelir. Onu ben biliyorum. Takip ediyorum. Fazlı Hoca köşeden görünür. Takılırım peşine, camiye gideriz. Camiye gidenler birbirini seviyor. Onu gördüm. Meyhaneye gidenleri gördüm. Dövüşüyorlar. Onu da gördüm. Bunları 10-11 yaşında gözlemliyorum yani. Camiye gidenler birbirini seviyor. Ah, neden acaba? Meyhaneye beraber yemek yemeye gitmişler. Dövüşmeden çıkmıyorlar. Hep not ettim. O amca, Fazlı Hoca bana bir ders verdi. Artık ben 45 yaşına gelmiştim. O 96 yaşındaydı. 51 yaş fark var ya aramızda. Nasıl bir ders verdi? Lütfen dikkat. Memlekete gittim, babama sordum. Fazlı Hocam ne yapıyor dedim. Evde dedi. Biraz zor gidip geliyor camiye ama gidiyor dedi, 96 yaşında. Bastona dayanmış, tak 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 gidiyor böyle. Ziyaretine gittim. Bir şey duydum çünkü. Onun görev yaptığı o küçük cami artık yıkılacak hale gelince Fazlı Hoca bütün servetini, tarla, tokat ne varsa satmış, paraları toplamış, bir çıkın yapmış. Şöyle bir torba elinde. Babama getirmiş, babam cami yaptırma derneğinin saymanı. Masanın üstüne yıkmış parayı. Demiş ki, oğlum şu camiyi bir yenileyin. Güzel yapın bu camiyi. Kubbesi falan olsun, böyle güzel olsun demiş yani böyle. Ne lazımsa öyle yapın. Yetmezse gene haber verin demiş. Çaresine bakarız demiş. Kendisine kalan ne? 3 ayda bir aldığı emekli maaşı. O maaşı da alınca hesap ediyor, 90 günde ben kaç ekmek alırım diye. Ekmek parasını hesap ediyor. Başka bir ihtiyacı yok çünkü. Fazlasını veriyor. Cami yapılsın diye. Oğlum diyor, bazen ekmeğe zam yapıyorlar, kafam karışıyor diyor. Ben de kendisine gittim, dedim ki, hocam dedim, yapmışsın yapacağını dedim. Cami yaptırmışsın. Bu kadar da masraf etmişsin. Her şeyini harcamışsın. Sayısız torunu var. Yani parayı biriktireyim dese olur yani, bir sürü torun, çoluk çocuk. Bana ne demiş ya, Allah Allah. Çoluğun çocuğun parası benim. Bana dert mi yani? Ben ahirete gidiyorum demiş. Kazansın keratalar lazımsa. Hiçbir şey bırakmamış. Tebrik ederim dedim. Allah kabul etsin dedim. Şimdi verdiği derse bakın. Ağlamaya başladı. 90 küsur yaşında adam ağlıyor. Şaşırdım, acaba ne oldu da ağlıyor bu adam? Ne dokundu? Bekledim. Çocuk gibi ağlıyor.
Hani böyle çekneye çekneye. Çekneye çekneye. Beni de ağlattı. Ağlaması bitti. Sordum. Sen dedim şimdi niye ağladın hocam? Sana ne dokundu dedim. Dedi ki evlat, camiyi yaptırdın diyorsun ya. Dedim evet. Mahşer yerine vardığımda, bana sorulduğunda, ne sorulduğunda, benim için ne yaptın? Ey Fazıl, ne getirdin? Diye sorulduğunda, ya Rabbi cami yaptırdım dediğinde, Rabbül Alemin bana derse ki, sen onu desinler için yaptın, cömert desinler diye yaptın ve dediler, herkes sana hürmet etti, benim rızam için yapmadın, gösteriş için yaptın, karşılığını da dünyada aldın, burada sana karşılık yok denirse, benim halim nice olur dedi. Çözüldüm. Adam her şeyini veriyor. Acaba niyetimde bir bozukluk olur da bu verdiğim boşa gider mi, mahcup olur muyum diye korkuyor. İşte ihlas. Tekrar edelim. Nedir ihlas? Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Niyet kalpte olur. Ve onu çok iyi kontrol etmek lazım. Ben ne yapıyorum, ne için yapıyorum diye kontrol etmek lazım. Çünkü bilen biliyor. Sen saklasan da, Hak Teala senden alemdir senin ahvalini diyor şair. Allah senin durumunu diyor, senden iyi bilir. Yani bilir. O halde samimi ol. Kusurun varsa bunu da itiraf et. Tövbe et. Allah Allah, ne oldu yani? Ne kaybedeceksin? Ya Rabbi ben yapamadım de, bilemedim, ben acizim de. Mesela de ki ya Rabbi, günah işlemek bana hiç yakışmadı. Fakat affetmek sana yakışır. Kul olmak çok tatlı bir şey yani. Anlayınca, anlayabilince çok güzel bir şey. Çok yakışıklı bir beyt okuyayım size. Ya şairler memleketindeyim ben. Bağışlayın yani, ağır da olsa şiir okuyacağım tabii ya. Burası Maraş. Gedayız şaha baş eğmez, dili agahımız vardır. Fakir isek ne gam beyler, gani Allah'ımız vardır. Fevri, 1500 bilmem kaç vefatı. Ta Kanuni dönemine gidiyor yani. Fevri, gedayız şaha baş eğmez, dili agahımız vardır. Fakir isek ne gam beyler, gani Allah'ımız vardır. Günümüz Türkçesiyle açıklamaya çalışayım. Tamam, fakiriz diyor. Dilenci gibiyiz. Tamam. Zenginiz diye havada atmadık zaten. Ama padişaha baş eğmez uyanık gönlümüz var. Gedayız şaha baş eğmez dili agahımız vardır. Fakir isek ne gam beyler, gani Allah'ımız vardır. Fakir isem dert mi yani? En zengin olanın kuluyum ben. Ben Allah'ın kuluyum. Sahipsiz mi zannettin? Allah Allah. Bunu söyleyen şaire ne dersin üstad ya? 5 asır geriden gelir ve dersin ki helal olsun üstad vallahi. Sana helal olsun be şair, helal olsun. 4,5 asır sonra geldi bir başka şair. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı. Rahmetli. Vefat yılını söylüyorum. 1978. Yani daha dün sayılır. Ben 17 yaşındaymışım o öldüğünde. Kim bu adam? İstanbul müftüsü. Yani 1903 doğumlu, 75 yaşında görevdeyken vefat etti. Müftü. Hem de İstanbul müftüsü. Şair. Nasıl bir şair dersen 10 numara 5 yıldız. Bak ne dedi. Biraz önce
Fevri'den okuduğum beyti bir kere daha okuyayım da sonları hatırınızda kalsın. Gedayız şaha baş eğmez, dili agahımız vardır. Fakir isek ne gam beyler, gani Allah'ımız vardır. Şimdi buna nazire ne diyor bak Abdurrahman Şeref güzel yazıcı. Şeref zalimlerin varsın çok olsun zulmü isyanı, bizim de bir aziz zu intikam Allah'ımız vardır. Allah Allah, Allah Allah, şaire bak. Şeref diyor, adı Şeref ya, kendisine söylüyor yani. Bırak zalimlerin zulmü bilmem nesi ne kadar olacaksa olsun, ellerinden geleni yapsınlar, bizim de intikam sahibi celil olan Allah'ımız vardır. Sahipsiz miyiz diyor. Şeref zalimlerin varsın çok olsun zulmü isyanı, bizim de bir aziz zu intikam Allah'ımız vardır. Bakın ben size nasıl bir medeniyetten söz ediyorum. Biz bu medeniyetin çocuklarıyız. Fakat bizler milenyum çocukları kafaları karışmış aldığı eğitim sebebiyle darmadağın olmuş kendisini tanımayan garibanlar olduk biz ya. Bir acayip olduk biz ya. Hadi Fevri'yi tanımadık. 1500 bilmem kaçta vefat etmiş. Çok eski. Unuttuk. Tamam. E abi 1978'de öleni de tanımadık ya. Ona ne diyeceğiz? Ayıp olmuyor mu şimdi yani? E bal gibi ayıp oluyor yani. Peki bizim dikkatimizi ne dağıtıyor acaba? Oturup düşünelim. Zarar etmeyiz. Sahi bizim dikkatimizi ne dağıtıyor ya? Bir şeyler oluyor herhalde. Lig fikstürleri belki. Maçlar bilmem neler. Belki siyaset dedikoduları. Belki magazin cıvıklıkları. Var bir şeyler. Ne bileyim bilmem ne sitesi. Televizyon bilmem nesi. Belki. Ya abicim, ablacım, senin bir ömrün var, tek sermayen bu. Başka da hiçbir şeyin yok bak, haberin olsun. Ömür sermayesi ise enteresan bir sermayedir. Kar gibi erimektedir, güneşin karşısındaki kar gibidir. Asla geri gelmez gidince. Yine Necip Fazıl merhum, zaman korkunç daire, ilk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz binde bir ileride. Zamanı kokutanlar mürteci diyorlar bana. Yükseldik sanıyorlar alçaldıkça tabana. Allah müstakını versin. Hoş adamdı bu biliyorsunuz rahmetli Necip Fazıl. Bana bir espri yaptı. Yani içime ıscak patates gibi oturdu. Tam 40 sene oldu. Espriyi vefatından sonra yaptı. Öldüğü günün ertesinde. 22 yaşındayım ya. Yazık değil mi bana? 2 senedir evli. İstanbul'da talebe, gariban. Nerede yatacağı belli değil. Pabuç delik. Babamdan harçlık isteyemem. Yok ki göndersin. Kredi gelirse 3-5 kuruş param oluyor. Simit alıyorum falan yani. 2 yıldır da evliyim ha. Hanım memlekette. Zaten dokunsalar ağlayacak durumdayım. Anama babama bıraktım ablanızı. Gittim okumaya gittim. Babam çok şefkatli de anam çok sağlam bir kaynana. Despot. Otoriter. Demokrasinin adı yok. Onu düşünüyorum bir yandan. E benden de 4 yaş küçüktü yani ben onu aldığımda. Hala öyle. Şimdi ben bu halet-i ruhiye içindeyken Beyazıt Camii'nin avlusunda elime bir gazete geçti. Bir baktım, gazetenin logosunun altında tam sayfa Necip Fazıl Kısakürek merhumun resmi. Abi bir şairin resmini gazeteye tam sayfa bastılarsa öldü. Emin ol ki öldü. Yani sağlığında kimseye yapmazlar bunu. Türk milleti enteresandır. Sevdiği adamı acından öldürür, üstüne türbe yapar. Bu millet çok azizdir. Sevdi mi? Takdir etti mi? Ha, yapacağı muamele belli. Acından öldürür,
Sonra üstüne türbe yapar. Resmi gördüm, anladım. Eyvah dedim. Tanışmaya fırsat olmadı. Cesaretimi toplayıp ben o kapıyı çalamadım. Ve fakat gitti. Ha işte arada bul şimdi. Görüşme kaldı ahirete. İçim sızladı. Sonra gazeteyi yaklaştırdım kendime. Resmin altındaki beyti okudum. Allah aşkına ya, o beyti oraya yazanı var ya, elime geçirsem iki çift lafım var ya. Ne yazıyor biliyor musunuz? Ey genç adam, yolumu adım adım bilirsin. Erken gel, beni evde bulamayabilirsin. Allah Allah, Allah Allah. Beyazıt Meydanı'nda böyle var ya, akşama kadar deli tavuk gibi dolaştım. Ağladım, ağladım, ağladım ya. Çok dokundu ya. Üstad, bu da giderken yapılır mı ya adama ya? Halbuki oraya yazılacak ne güzel şeyler vardı yani. Şunu yazsana. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Yakışmaz mı? Hadi, hadi olmadı. Şimdi sizden ricam var. Alkış işini bırakalım. Boş ver. Gaz vermeyin. Şunu yaz. Kapı kapı, bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Yakışır. O, alkış yapma. Alkış sen başlattın bak. Onları yazmayıp da bu mu yazılır ya? Ey genç adam, yolumu adım adım bilirsin. Erken gel, beni evde bulamayabilirsin. Hah, bulamadık. İyi oldu yani şimdi. Ama gerçekten iyi oldu biliyor musunuz? Şaka falan yapmıyorum. Dünya tadımlık dostlar, doyumluk değil. Sonsuz hayatımız var bizim. Biz buraya gezmeye geldik. Az bir işimiz var. Çok da zamanımız kalmadı zaten. Bir an önce, acele, toplayın eşyamı, işim acele diyor Necip Fazıl. Bakın bütün şiirlerde Necip Fazıl'dan geliyor bugün. Maraş'tayız ya, herhalde ondan. Şiire bak ya, gökte zamansızlık hangi noktada? Elindeyse yıldız yıldız hecele. Hüküm yazılıyken kara tahtada, insan yine çare arar ecele. Gençlik geçti gitti, bir günlük süstü. Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. Eser darmadağın, emek yüzüstü. Toplayın eşyamı, işim acele. Eser darmadağın, emek yüzüstü. Toplayın eşyamı, işim acele. Allah gani gani rahmet etsin. Tabii tedbirimi aldım. Madem dünyada görüşemedik, orada görüşelim diye. Eyüp Sultan'da onun yattığı yere yakın bir kabir yeri buldum. Aldım. Tapuyu cebime koydum. Rezervasyon tamam. Eyüp Sultan. Kendisi Şeyh-i Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sohbetine devam ettiği yere şöyle 50 metre mesafede bir yere defnedildi. Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile sohbet ettiği yere mesafe 50 metre var yok. Ben de o yere 20 metre mesafede başka bir yer buldum. Kaçırır mıyım? Aldım. Tapuyu da aldım. Sonra beni bir düşünce aldı. Ya dedim, kendimize kabir yeri aldık tamam da ben yalnız değilim ki ya, bir de hanım var. Tabii 40 küsur yıldır kahrımı çekiyor. Şimdi bırakıp gitmek olur mu yani? Böyle delikanlılık mı olur? Onu da alalım dedim yanıma ya. Sordum vakıfçıya. Bana verdiğiniz bu yerden dedim, bir daha var mı dedim. Mümkünse yan yana dedim. Ne yapacaksın dedi vakıfçı. Ya hanım dedim ya. Yol arkadaşı. Refika der eskiler. Hocam dedi, merak etme dedi. İstanbul'da dedi, üst üste defin oluyor dedi. Bir kabre iki kişi.
Yani bizim kabir dubleksmiş meğer. Tamam, sevindim tabii. Masraftan kurtulduk. Masraftan kurtulduk. Zaten yok dedi. Yani bulamayız da dedi. Gerek yok dedi yani. Alt alta dedi işte. Ranza usulü. Tabii. Biri altta yatıyor, biri üstte. Dubleks. Eve geldim. Hanım dedim, sana yer aldım. Garibim de merak ediyor, arsa mı aldı acaba, yazlık mı, güzlük mü falan. Yazlık mı dedi. Hayır dedim, dört mevsimlik. Nerede dedi. Eyüp Sultan sırtlarında dedim, tepede. Sakin. Sakin. Bunu da mı yaptın dedi. Dedim garanti olan bu işte. Ben sana ev alsam belki de içinde yaşayamayacaksın. Ama bu sağlam. Dubleks durumunda öğrenince merak işte merak sordu. Üst katta kim yatacak? Meraka bak. Hanım dedim o iş kolay. Önce vefat eden alt katta. Anlaştık. İhtilaf yok. Bir gün beni TRT'ye çağırdılar konuk diye. Yani konuşacakmışız bir mevzu varmış falan. Ben de sordum ne konuşacağız dedim. Ben edebiyatla ilgiliyim dedim. Hani divan şairlerinden falan bir muhabbet mi açılacak? Hayır hayır dedi programcı. Ne dedim mevzu ne? Hindistan'daki Tac Mahal'i anlatmanı istiyoruz dedi. Tac Mahal'i bilen var mı? Parmak kaldırsın bilenler. Ben görmedim yerinde ama hakkında çok şey okuduk, gördük, resimlerini gördük falan. Harika tabii bir şaheser. Ya bina dediğinde böyle yapılır yani. Kim yaptı biliyor musunuz? Duydunuz mu? Osmanlı'dan iki mimar gitti yaptı. Abi diyorum ya ki biz bizi tanımıyoruz ya. Giden mimarlar da tanıdık ha. Mimar Sinan'ın iki çırağı. Ve bu iki çırak şu meşhur Sultanahmet Camii'ni yapan adamlar. Gitti bu binayı yaptı onlar. Hattat da bizden gitti. Osmanlı'da dört defa yönetim değişti. Padişah dört kere değişti inşaat devam ederken. 22 yıl sürdü. Ama devletin oraya himmeti hiç eksilmedi. Osmanlı'nın Hindistan'da bir hakimiyeti var mı? Yok. Niye yardım ediyor? Ağa böyle oluyor işte. Ağalık vermekle, efelik vurmakla veriyor işte. Kötü mü etti? Ne demek kötü etti ya? Allah razı olsun. Bugün alem-i İslam'ın medar-ı iftiharıdır. Bak bak ağla. İşin bu tarafını bırakalım şimdi. Asıl anlatacağım tarafı şu Tac Mahal'in. Anlattım TRT'de. Abi romantizm var ya dibine kadar orada. Tam bir romantizm yani. Hanımı Mümtaz Turhan için yaptırdı bunu Şah Cihan merhum. Türktür kendisi. Hindistan hükümdarı Şah Cihan. Türk. Hanımı Mümtaz Sultan. Mümtaz Turhan Sultan. 26 yaşında doğum esnasında şehit olarak vefat etti. Aşıkmış karısına. Abi ne aşk ya bildiğin gibi değil ya. Bu eseri yaptırdı oraya defnettirdi. Bakar bakar ağlardı iyi mi? Adam senelerce ağladı. Ne aşkmış yani. Sonra da vasiyeti üzerine vefat edince yanına defnedildi. Yolunuz dışarıda giderseniz rehberler size yana yakılı anlatırlar yani bu hadiseyi. Yan yana yatıyorlar. Bunu anlattık TRT'de. Akşam eve geleceğiz tabii. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanı. Geldik. Kapı açılırken fark ettim. Çok soğuk bir hava var. Hatta benim ceket yere düştü. Düşmezdi hiç. Abi düştü yani. Baktım ben durum gergin. Gel bakalım dedi. Salona bir yere davet edildik ama böyle hani ifade alacak polis gibi. Yani tavır. Bir çay geldi buz gibi.
Sıcak gelirdi genellikle. Anladım ben. Durum çok ciddi. Hayırlısı dedim. Bir kabahat var herhalde. İfade vereceğiz. Anlat bakalım dedi. Nerelere gittin, ne yaptın bugün dedi. Anlattım, şuraya gittim, buraya gittim. Hukuk bürosunda çok işim vardı. TRT'ye gittim, konuk olduk, Ulus'taydık falan. Programı anlat dedi. Anlattım. Belli ki bir yere doğru gidiyor mevzu. Sen neyi merak ediyorsun dedim. Bizim programı baştan sona seyretmiş. Aslında etmez yani. Öyle bir adeti yok. Meşgul. Torun var, tosun var. Bulaşık var, bilmem ne var. Benim programımı seyredecek. İşim yok. O gün nasılsa denk gelmiş. İş yok herhalde. Baştan sona seyretmiş. Dedim sen neyi bir şey arıyorsun sen? Şah Cihan hanımı için ne yapmış dedi. İşte dedim Tac Mahal'i yapmıştı. Sen bizim için ne yapıyorsun dedi. Mevzu anlaşıldı. Sen bize ne yapıyorsun? Dedim hanım sonuna kadar seyrettin mi dedim. Evet dedim. Ha o zaman şunu da duydun. Dedim ki Şah Cihan bunu hanımı için yaptırdı. Ve fakat hanımının vefatından sonra. Hele sen bir öl. Bak ben sana neler yaptırıyorum. Sana bir şey denmiyor dedi. Davayı kazandık. Mevzu kapandı. Kırkıncı evlilik yıl dönümü diye bir etkinlik yaptım ben geçen de. 2 sene önce. Şimdi 42. yılı doldurdum. 40. yıldı. Artık 40 yıldan beri falan ya hani. Falan yaptık bir etkinlik. Torunlar var, çocuklar var. Anne baba var. Hayattalar, halen hayattalar çok şükür. Masraflı da bir etkinlik tabii. Yani bunun çayı var, çorbası var. Gitti paracıklar. Topluluk şöyle bir 30-40 kişi var. Nerede bir topluluk olsa elime bir mikrofon veriyorlar haliyle. Aile de olsa orada da dediler ki anlat bakalım biraz. Konuş, dinle. Bir 10 dakika bir konuş. Döndüm ve dedim ki anam var babam var. Hanım var çocuklar torunlar var. Hanım dedim cennete gideceğiz inşallah. Seninle beraber dedim. Ne o dedi haber mi aldın? Aldığım haber şu dedim. 40 seneden beri bana sabrediyorsun. Allah razı olsun. Ben de 40 seneden beri sana şükrediyorum. Ben sana bela, sen bana nimet. Ben şükrediyorum, sen sabrediyorsun. Kitapta da yazıyor ki sabreden ve şükreden cennete gider. Tamam mı dedim. Konuşurken düşünmemiştim. Bunu anamın duyması tehlikeli tabii. Anam derhal müdahale etti. Dedi ki sen kılıbıksın. Hani bunu biliyoruz da insanın yüzüne söylenir mi? Torunlar kendi aralarında fısıldaşıyor. Duydun mu? Dedem kılıbıkmış. Öbürü de diyor ki kılıbık ne demek? Onlar bilmiyor tabii. Şimdi bu durumda ne yaparsınız? Siz olsanız. Dedim ki, ana dedim, senin ayağın altında cennet var. Yani hadisle sabit. Cennet anaların ayağı altında. Ayrıca doğru söylüyorsun, ben kılıbığım. Da, bu zanaatı babamdan öğrendim. Babamı kılıbık etmiş, benim kılıbıklığıma laf söylüyor. Mevzu kapandı tabii. Babama da sordum, dedem daha kılıbıkmış. Soya çekim var. Tabii irsi bir durum var yani. Ve en küçük bir mahzuru yok. Bizim insanımız mermiden korkmaz, hanımdan korkar. İrfan nedir diye sorarsanız budur. Tam da budur.
Çünkü kılıbıklık ambalajı içinde gördüğünüz o hal Allah korkusudur. Başka bir şey değil. 15 Temmuz 2016'da bizim silahımız bize çevrildiğinde, bizim gönderdiğimiz askerler bize karşı yürüdüğünde, hatırlıyorsunuz değil mi? Çok çabuk unuturuz da, onun için diyorum. 7 sene oldu. Bizim silahlarımız üstümüze geldi. Yerde tank, gökte jet. Sıkıyorlardı, değil mi? Öldürebildikleri kadarını da öldürdüler. O gün Ankara'daydım. Sokakta gördüğüm iki delikanlı bana üniversitelerde öğrenemeyeceğim bir ders verdi. Bu delikanlılar 30 yaş aralığında, yani 28-32, o aradadır yani. Fakat şöyle baktım, kol kola yürüyorlar ama bunların arkadaş olması ihtimali yok. Profil farklı. Bir tanesi meyhaneden gelmiş. Çakır keyif. Bardağı bile yarım bıraktım abi diyor. Sonra içeriz diyor. Acelesi yok diyor. Memleket tehlikede diyor. Ev kira ama memleket bizim diyor. Bak bak bak. Bak. Asgari ücretten hallice bir geliri var. İki çocuğu var. Lise 2'den terk. Dediğim gibi 28 ile 32 yaş aralığında Anadolulu, bindiği araba 35 yaşında, cebindeki son harçlıkla gaz sıktırmış, Kızılay'a gelmiş, tanklar karşısında dikiliyor ve diyor ki bilahare içeriz diyor, dursun diyor, acelesi yok diyor. Evim kira ama memleket bizim diyor. Hadi bu sarhoş. Ne dediğini bilmiyor. Öyle diyelim. Kolunda bir delikanlı daha var. O başka bir tip. Elinde tesbih. 99'luk. Dergahtaymış, zikir devam ederken darbe girişimini haber almış. Devam ediyor zikre, bitmemiş çünkü. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Kolundaki ayyaş. İkisi birden tanka doğru yürüyorlar. Tamam mı? Dedim şimdi artık ben bu çocukları konuşturmak isterim yani. O çakır keyif arkadaşa sordum. O biraz konuşkan. Diğeri derviş ne de olsa zikir çekiyor. Bu lafını da kesmenin alemi yok yani. Çeksin. Korkmayı bilmez misin evlat dedim. Tank dedim bu ya. Plastik değil. Sıktığı mermi oyuncak değil. Ölenleri gördün ya. Ölülerin üstünden geçip gidiyorlar yani. Delikanlılığın da böylesi yani. Korkmuyor musun dedim. Bizim çakır keyif arkadaş dedi ki, abi biz bunlardan korkmayız da. Yani dedi, korkmayız da dedi. Şimdi da diyor bak, korkmayız da. Bu ne demek? Korktuğu bir şey var. Peki dedim, tanktan jetten korkmadın. Neden korkarsın sen dedim. Hanımdan korkarım bir dedi. Başka dedim, bir de ev sahibinden tırsıyorum dedi. Karşılaşacağım diye ödüm kopuyor dedi, zam yapacak diye dedi. Dostlarım, hanımından korkan, alacaklısından korkan, mermiden korkmayan bir insan tipi ancak bu aziz vatanda yetişir. Bunun bir mektebi yok. Nasıl ediniliyor bu malumat? Vallahi bunu bilen varsa söylesin. Bu acayip bir şey. Genlerden geliyor. Dipten gelen derin dalga bu. Bir şey var yani. Ama ne olduğu açık aslında. 1000 seneden beri Anadolu'dasın sen. Gavurun her türlüsünü görmüşsün. Felaketin her türlüsünü yaşamışsın. Aslında var ya şerbetlisin sen şerbetli. Vız gelir tırıs gider. Gedayız şaha baş eğmez dili agahımız vardır. Fakir isek ne gam beyler gani Allah'ımız vardır. Ben 63 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu memlekete
Dünyanın dört bir tarafından garip gureba gelir yerleşir. Sığınmacı olarak yerleşir, onlara mülteci deniyor. Kimi vatandaş olmak ister, sürünür falan falan. Bazen az gelir, bazen çok gelir. Nerelerden gelir? Vallahi son zamanlarda Suriye'yi çok konuşuyoruz ama gelmediği yer yok. Saraybosna'dan gelir, Kırgızistan'dan gelir, Tacikistan'dan, Mısır'dan. Ben Sudan'dan gelmişim mesela. Her yerden, Romanya'dan, Bükreş'ten, her yerden gelir. Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Azerbaycan'dan, Nahçıvan'dan. Abi dünyanın her yerinde kimin başı ağrısa sana geliyor da, sen hiçbir yere gitmiyorsun, gitmeyi de planlamıyorsun. Neden? İşte buna vatan diyorlar, tarifi şudur. Üstünde yaşamak kısmet değilse altında yatarım. Vatan böyle bir şey işte. Allah'ın izniyle. Vallahi bize lazım olan sadece yeraltıyla irtibatı kesmemek. İstikbal köklerdedir. Rastgele isimler söylüyorum size. Fevri diyorum, Necip Fazıl diyorum, Abdülhakim Arvasi diyorum. Kaynağımız odur, öyle besleniriz yani. O yüzden bükülmezdir bileğimiz. Bize gelecek tehlike sadece şu. Gaflete düşersek, uyuklarsak, eyvah derse, işte o zaman ondan korkulur. Yoksa şerbetlidir bu millet. Suyu atsan batmaz. 1917 senesinde Mondros Mütarekesi'nden sonra hani biz bırakıp gelmek zorunda kaldık Medine-i Münevvere'yi. Fahrettin Paşa'nın muhteşem savunmasına rağmen olmadı. Gavurum, Fendi, Müslüm'ü yendi. Kaybettik. Medine-i Münevvere, Resulullah Efendimiz'in kabri. Bırakıp geleceksin. Can dayanır mı buna? İdris Sabih Bey, komutan. Gahretti. Aslında şair falan da değil de o gün coştu işte. Döndü kabri şerife, Efendimiz'e döndü ve dedi ki, unuttuk İlhan'ı Kara Oğuz'u, işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu, bin küsur senelik emeğimize. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Dedi ve döndü. Ebedi hadimül harameyniniz dedi ya, ilginç bir laftır o. Hadimül harameyn. Ne demek? Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Hadim hizmetkar demek. Hademe derdik ya eskiden. Şimdi hademe demez olduk. Kelimeleri kaybediyoruz, ondan sonra hiçbir şey anlayamaz hale geliyoruz. Yavuz Sultan Selim merhum Mısır'ı fethettiğinde halife sıfatını aldı ve İlk kılınan cuma namazında Hatip Efendi minberden haklı olarak zamanın halifesinin adını anacak. Anılır yani. Anarken dedi ki, Hakimül Harameyn Yavuz Sultan Selim Han. Mekke ve Medine'nin hakimi. Hakimül Harameyn dedi. Yavuz Sultan Selim, hoca olmaz dedi. Ben buranın hakimi değil, hadimiyim dedi. Hizmetkarıyım dedi ya. İşte bunu alan şairimiz İdris Sabih Bey, ebedi hadimül harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Biz ölsek de senin şu mübarek kabrini, bahçeni ruhumuz bekler ya Resulallah deyip vedalaştı. 106 sene oldu. Allah kavuştura. Allah kavuştura. Ayrılık uzun sürdü. Şimdiki safha, aşama, Gazze'deki patırtı. İnsanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri işleniyor orada. Göz göre göre.
Hüküm Allah'ındır. İş olacağına varır da. İmtihandayız. Hani dikkat edelim yani. İmtihandayız. İki şeyi yapabileceğimiz görülüyor. Gayet net. Bir, bunların sattığı malları almamak. Boykot işi çok önemli. Sakın hafife almayın. Çok önemli. Bunların anladığı başka bir dil yok. Diz çökerler vallahi. Bunlar paraya tapıyor bunlar. Almıyorum lan diyecek. İndirim yapmışlar %50. İsterse %80 yap. Almıyorum. Bu tavır çok önemlidir. Çok erkekçe bir tavırdır. Hizaya getirir. İkincisi, duayı ihmal etmeyelim. Çok sağlam dua edelim. Gözünüzü seveyim. Duayı az yapıyoruz. Ayıp oluyor. Ya biz dua ederiz ya. Dua müminin silahıdır. Ne oldu bize ya? Üçüncüsü de işaret bekleyelim. İşaret aldığın gün atandan yürüyeceksin millet, yürüyecek arkandan demişti ya Arif Nihat Asya. Vakti vardır, saati vardır. Boşuna heyecan yapmayalım. Gözümüzü komutana dikip bekleyelim. Vakti var, saati var. Her şey. Heyecan yok ama bu ikisini ihmal etmeyelim. Israrla, dikkatle, bir bardak içecekten ne olur, bir tane hamburgerden ne olur demeyelim. Sonuna kadar. Senden bir şey almıyorum, tamam. Bende yoksun sen. Ben sensiz de yaşarım diye bir tavır gösteriliyor, devam edelim. Israr edelim, onun için diyorum. Yaygınlaştıralım. Kırk sene önce dedim, rahmetli Necip Fazıl gitti, biz kaldık ya, sıramızı bekliyoruz. Aslında bir ayrılık yok. Rahmetli Necip Fazıl hangi çeşmeden su içtiyse, işte ben de o çeşmeden su içmekteyim. Biz sınıf arkadaşıyız. Abdülhakim Arvasi, onun hocası, benim de hocam. Ayrıca burada kavuşmak olmadıysa olmadı, ordu olur. Acelesi ne? Hem buradaki zaten sınırlı oluyor, süreli oluyor. Orada sınırsız. Ebedi hayat. Bir sürü soru soracağım zaten kendisine. Bir sürü. Görecek o. Neler neler soracağım ben ona. Neler neler soracağım ben ona. Kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u me'a men ahabbe. Üstad diyeceğim yani, olmadı yani. Olmadı yani. Canımı okudun benim ya. Diyeceğim ona. Hem onun hem benim. Su içtiğimiz kaynağı, oluğu, o şırıl şırıl su akan oluğu vasiyetim olarak size getirdim. Vasiyetim. O da şöyle oldu. Vasiyet nereden çıktı diyeceksiniz. Diri adamın vasiyeti mi olur? Ya vasiyet diriyken olur. Yazarsın, gidince açarlar. Ben vasiyetimi alenen gitmeden önce açtım. Web sayfama da koydum. Nedir? Şu kitap okunsun. Dedim ki şu kitabı okuyun ey gençler. Dedim. Peki bu kitabı nereden bulacak insanlar? Nerede arayacaklar? İşi kolaylaştırdım. Kitap aramak yok. Her sayfasını resim resim koydum oraya. Aramadan, ekrandan okuyacaksın. PDF. Anlarız teknolojiden yani. Ayıp ediyorsun. Tabii. Tıkla. Nereye gireceğim de bulacağım? Abi hayatiinanc.com. Ya biliyorsunuz ben ünlüyüm ya. Görünce tanırsın yani. Hayatiinanc.com. Ne yazıyor? Tavsiye ettiğimiz kitaplar. Tıkla. 5 tane madde var. Hepsi vasiyetimdir ama özellikle birincisi. Anlaşıldı mı? Tamam. Eminim, bakışınızdan belli. Bundan sonraki adım şu. Bu kitabı okuduğunuzu bilmek isterim. Çünkü mahşerde gene karşılaşacağız bir daha. Ve ben diyeceğim ki, ya Rabbi bu Maraşlılara ben vasiyetimi bildirdim. Yani ben oraya gittim 29 Kasım 2023. Böyle yüzlerine baka 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 vasiyetimi bildirdim. Anladık dediler. Ne yaptıklarını kendilerine sor. Diyeceğim ona göre.
mırın kırın etmeyin, adamın canını sıkmayın. Tavsiye ettiğim, vasiyet ettiğim ve benim web sayfamda okuyabilirsiniz masrafsız dediğim birinci kitap, Fatih Sultan Mehmet'i yetiştiren kitaptır. Yazan Fatih'in hocasıdır. İznikli Mehmet Efendi, Mehmet İzniki. Kabrinin yerini de söyleyeyim, fırsat olur ziyaret edersiniz belki, Edirne'de. Fatih Sultan Mehmet merhum 7 yaşında talebeydi. O bu kitabı yazdı, Fatih'i yetiştirdi, bu kitapla mezun etti. O kitaptan mezun olan Fatih ne yaptı biliyorsun? Dünyanın kalbini fethetti adam 21 yaşında. Onunla da konuşmalarım var gittiğimde. Mehmet abi diyeceğim ben ona. Fatih abi diyeceğim. Neler ne? Ya sormaz mıyım? 49 yaşında vefat etti. 7 lisan biliyor. En iyi mühendislerden biri. En iyi şairlerden biri. 49 yaşında da kariyerini tamamladı. Ahirete gitti. E sorulmaz mı yani? Ben bugün 63 yaşındayım. Abi sen nasıl yetiştin ya? Ne yedin de böyle oldun sen ya? Herhalde bana diyecektir ki hocalarım yetiştirdi. Kim hocaları? Biri bu. Mehmet İzniki. Biri Akşemseddin. Bir diğeri Molla Gurani. Molla Hüsrev. Ebul Vefa. Molla Cami. Yani altısını sayabildim. Onu yetiştiren hocalar. Bugünlerde eğitimde yanlış bir soru soruyoruz. Nereden mezunsun diye. Hiç önemi yok nereden mezun olduğunun. Hocan kim? Doğru soru budur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş Hayati İnanç. Bir de övünüyor. İyi de hocan kimdi? Önemli olan o. Size Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından biri olarak takdim ettiğim Molla Cami'den 4 mısra şiir okuyacağım. Diyeceksiniz ki yok artık böyle şiir mi olur diyeceksiniz Farsça. Farsça. Fakat günahıma girmeyin. Farsça biliyor filan zannetmeyin bilmem. Bunu ezberledim öyle kuru kuru. Ben Farsça bilmem. Anlamını öğrendim. Meraklıyım kardeşim ya. Benim işim yok başka. Okuyup öğrenmek benim işim. Öğrendiğimi anlatmak. Molla Cami diyor ki, şiire bak. Kendi aramızda değil. Böyle konuşalım. Size diyorum. Aa, tamam. Yer değişecek önce demek ki. Dikkat dağılıyor. Evet. Ya Resulallah çibaşet çünsegi ashabı kef. Dahili cennet şevem der zümre-i ashabı tu. O revet der cennetü men der cehennem keyravast. O segi ashabı kef men segi ashabı tu. 4 mısra. Molla Camii. Farsça. Tercüme ediyorum. Resulullah Efendimiz'e hitaben diyor ki, şair. Ya Resulallah, Ashab-ı Kehf diye 7 güzel insan vardı. Yemli hamek selina mislina mernuş debernuş şazenuş kefeş datayuş. 7 uyurlar. Nerede yatıyor bunlar? Burada diyenler var. Maraş'ta diyenler var. Değil mi? Tarsus'ta diyen var. Darende'de diyen var. Nahçıvan'da diyen var. Bir önemi var mı? Yok. Hiç önemi yok. Mevzu sabit. Kur'an-ı Kerim'le sabit. Ashab-ı Kehf 7 kişi. Bir de köpekleri var değil mi? Adı ne? Kıtmir. Yemli hamekseli namisli namernuş debernuş şazenuş kefeş datayuş kıtmir. Ezberle bakayım dedi. Babam ezberledim. 8 yaşındayım. Baba dedim ezberledim. Aferin dedi. Aferini kaptık ya şımardım ben. Baba dedim ben bunu namazın neresinde okuyacağım? Namazda okunmuyor bu dedi. Nerede okuyacağım dedim. Köpek görünce okuyacaksın dedi. 52 sene oldu. Köpek gördükçe okuyorum. Beni hiç köpek ısırmadı. Aklınızda bulunsun. Bunu ezberleyin. Yüksek sesle okuyun. Köpek o ismi duyduğu zaman kuyruğunu kısar. Köpek deyip geçme. Efendisini tanır. Efendisini unutan insan. Köpek bilir.
Kıtmir, kıtmir. Peki niye bahsediyor kıtmirden şair? Resulullah'a hitaben diyor ki, ya Resulallah, o köpek cennete gitti. Ne güzel de oldu. Cennette bir köpek var. Neden? Sahiplerinin hatırı var. Ashab-ı Kehf kıymetli, sevgili, Allah'ın dostu kullar. Onların hatırını kırmadı Cenab-ı Hak. Dünyada, hicrette, yolda beraberdiler, orada da ayırmadı. Cennette. Cennette bazı hayvanlar vardır, duydunuz mu? Hazreti Ali'nin Zülfikar'ı. Düzeltiyorum. Düldül isimli katırı. Zülfikar kılıcı. Katırı orada. Başka? Salih Aleyhisselam'ın devesi. Bazı hayvanlar var. Haber verildi. Bak şimdi Molla Cami Hazretleri sözü nereye getiriyor? Diyor ki, ya Resulallah, o Ashab-ı Kehf'in köpeği gitti cennete. Ben ise günahkar Molla Cami, senin ashabının köpeğiyim. Ashab-ı kiramın köpeğiyim ya Resulallah. Ve ashab-ı kiram elbette üstündür Ashab-ı Kehf'ten. Senin ashabın, peygamberler hariç herkesten üstündür. Şimdi benim cehenneme girmem yakışır mı? Reva mıdır? Şefaat et ki ben de cennete gideyim de köpek de yalnız kalmasın. Böyle bir aşk gördün mü abi sen? Aşka bak ya. Ya Resulallah, şefaat buyur, ben de cennete gideyim de kıtmirde şey kalmasın yani, yalnız köpek tek başına sıkılır orada. Allah Allah. Tövbe ediyorum, cennette herhangi bir şekilde sıkılmak olmaz. Estağfurullah, yanlış söyledim yani. Bir başka şiir söyleyeceğim ve mevzuyu artık bitiriyoruz, vakit doldu. Benim tayyare kalkıyor, öyle de bir durum var yani. Buradan inince vakit yok, sizinle vedalaşacağım. Beni sıkıştırmayın yani. Anca yetişirim, bağışlayın. Çok sıkıştırırsanız giderken yolda içeceğim paçaya olur olan. Yazık. Yani paçaya şey yapmayın. Gadir etmeyin. Bu paça nerede var? İkinci okuyacağım şiir Arapça. Hazreti Ayşe'den. Ya Resulallah diye başlayacaktım, o Farsça. Molla Cami'nin. Arapça şiir şöyle başlıyor. وَلَوْ سَمِعُ اَهْلِ مُسْرَى اَوْسَى فَحَدِّهِ لَمَا بَزَلُوا يَوْمٍ يُوسُفَ مِنْ نَقْدٍ لَب۪يمَا زَل۪يخَا لَوْ رَأَيْنَ جَب۪ينَهُ لَآسَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْد۪ي Hazreti Ayşe diyor ki, ya Resulallah, Yusuf aleyhisselam güzeller güzeli. Onun güzelliği ayetle sabittir. Onu anlatan hikaye hikayelerin en güzelidir. Ahsenül Kasas, Kur'an-ı Kerim'deki en uzun kıssadır. Onu bilmeyenden senarist olmaz. Onu bilmeyen pek bir şey bilmez. Edebiyatımızın merkezindedir yani Yusuf Aleyhisselam kıssası. Ve vasiyet ettiğim kaynaklardan 4 numaradır. Kaçırmayın diye söylüyorum. Niye temas ediyor bu mevzuya? Yusuf Aleyhisselam köle olarak pazara çıkarıldı ya Resulallah diyor Hazreti Ayşe. Mısır'daki zenginler çarşıya koştular hevesle. Birbirlerinin ayağına bastılar onu satın almak için. Ya evet, seni görmüş olsalardı pazara bile gitmezlerdi. Seni gören Yusuf'u almak için pazara gitmez ya Resulallah. Devamını belki biliyorsunuz, kadınlar onu gördü, akılları başlarından gitti ve ellerini kestiler. O kadınlar ya Resulallah seni görselerdi ellerini değil kalplerini keserlerdi. لَاَسَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْد۪ي Edebiyatımızın temelini teşkil eden şiiri sizlerle paylaşmış oldum. Sözlerim bundan ibarettir. Bana dua etmeyi unutmayın. Nasıl dua edelim diye de düşünüp kendinizi yormayın. Ben bir lise talebesine sordum. Bana nasıl dua edeceksin evlat dedim. Talebe dedi ki, hocam dedi, şair Nabi'yi çok sevdiğiniz belli dedi. Sana ne dedim? Seven özler hocam dedi. Sana ne oğlum dedim. Dua istiyorsunuz ya dedi.
Eğer izin verirseniz şöyle dua edeceğim. Ya Rabbi, hocam sevdiğine bir an önce kavuşsun. Bana bak dedim, mikrop. Öyle dua olmaz. Kavuşmanın acelesi yok. Adam hacda dua etmiş, duydunuz mu? İhtiyar. Ya Rabbi, canımı burada al. Ama bu sefer değil. Delikanlı anladı hatasını tabii. Nasıl dua edeyim dedi. Ha dedim, güzel soru sor. Şöyle dua et dedim delikanlıya. Size de onu diyorum. Ya Rabbi, bu hoca gülerek ölsün. Ölürken gülsün. Neden dedi? Çocuk meraklı. Neden dedi? Son gülen iyi güler dedim evlat. Onun için.